Ben Neysentür. Bir futbol muhabbeti programıyla tekrardan karşınızdayız. Kiminle beraber? Kamera arkasında Nurcan Esentürk'le beraber. Nurcan Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim Günay, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun zamandır bu şekilde formatta video çekmiyorduk. Dedim ki hadi gel nostalji yapalım. Biliyorsunuz ki oldukça yoğun bir dönem geçiriyoruz. Evet. Konuklar alıyoruz yayınlarda. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Yine dedik müsaitken Nurcan Hanım'la bir video yayınlayalım, bir video çekelim. Bu videonun konusunu da Nurcan Hanım belirledi. Buyurun Nurcan Hanım. Günay. Evet. Millet aj taraftar Cavani istiyor. Ne diyorsun? Ya şimdi Cavani olayından önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Cengiz Başkan'a buradan geçmiş olsun diliyorum. Dün canlı yayında da konuşmuştuk bunu, yine söyledik. Bugün Arda ve Öğüt Yıldız'la beraber yayın yaparken orada da söyledik. Bu yayın başlangıcında da tekrardan geçmiş olsun diyorum. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Bu bir söylenti ve dedikodudur umarım. İnşallah böyle iyi bir şey olur yoktur. En kısa sürede. Tekrardan kendisine geçmiş olsun diliyorum. Umarım çok çabuk zamanda bu hastalığı atlatır. Cavani mevzusuna geleceksek. Dünden itibaren Galatasaray taraftarı Cavani diyor, başka bir şey demiyor. Ellerinde Falcao gibi bir forvet varken. Aynı zamanda sezon başında kim gelecek? Galatasaray'ın futbolcusu Jack ne gelecek? İki tane forvetiniz var ve üstüne hala Cavani diyorsunuz. Hadi onu tamam. Normal ligler devam etse, ne bileyim bir pandemi olmasa, Covid-19 olmasa, evet Cavani diye bir şeyler çıkabilir. Ama bu durumda bile nasıl Cavani olayı geçiyor ve aynı zamanda bunu taraftarlar dillendirip takımlarına isteyebiliyor. Ben onu hayretler içerisinde izliyorum. Bu durumda takımlar ne yapıyor? Oyuncularından indirim isterken Galatasaray taraftarı Cavani diyor. Çok enteresan. Cavani'nin Galatasaray'a gelme şansı ne kadar arkadaşlar? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Zaten şu durumda artık takımların transfer yapma şansı çok düşük. Neden? Çünkü kulüplerde para yok. Onu geçtik. Ligler başlayacak mı? Ne zaman başlayacak? Ligler başladıktan sonra ne olacak? Galatasaray şampiyon olacak mı? Kimler Şampiyonlar Ligi'ne gidecek? Şampiyonlar Ligi olacak mı? Daha bitmedi. Hiçbir şey belli değilken Galatasaray... İşte bir tane menajer demiş ki Cavani Galatasaray'a cevabını verecek. Böyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Gerçekten, hakikaten düşünebiliyor musunuz? Bunu geçtim. Hazır mali yapılar kötüyken, sürekli yabancı sınırından bahseden Nihat Özdemir zaten bu fırsatı kollarken yabancı sınırı gelecek. Kademeli olarak da bir şekilde gelecek. Bu yabancı sınırı Türkiye'de olacak. Bunu takımların hazırlanması gerekiyor. Nasıl hazırlanacak? Kaliteli yerli transferler yapılacak. Galatasaray'ın şu anki transferleri kimler? Bunlar bedelsiz olarak geliyor. Bunlar alınabilir ki Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, bir de şimdi Arda Turan yüksek sesle tekrar konuşulmaya başlandı. Şimdi bu 3 tane kaliteli oyuncu. Ben Arda Turan'ı da kaliteli olarak söylüyorum. Bu 3 oyuncuyu zaten alıyor Galatasaray. Cavani'ye ne ihtiyaç var? Falcao var. Bazı taraftarlar diyor ki Falcao gitsin, Cavani gelsin. Ondan sonra ne diyecekler biliyor musun? Cavani gitsin, şu gelsin. Böyle mi devam edecek? Zaten Falcao size Galatasaray'a şu anda bir fayda sağlıyor. Gollerini atıyor mu? Penaltı. Atıyor. Bir şeyler yapıyor. Mücadele ediyor mu? Evet, ediyor. Takımınızda uyum sağlayan bir futbolcuyu gönderip yerine başka bir futbolcu almak ne kadar mantıklı ki? Alacağınız futbolcunun maliyeti ne kadar olacak? İnanılmaz fazla olacak. Cavani'yi siz 1 milyon euroyu, 2 milyon euroyu getiremeyeceksiniz. Ki artık takımların yavaş yavaş altyapıya eğilimlerini göreceğiz. Neden? Çünkü kulüpler maddi olarak inanılmaz zordalar ve altyapıya yönelmek zorundalar. Bu bizim için iyi mi olacak? Evet, iyi olacak. Neden? Kendi futbolcumuzu yetiştirip satmış olacağız yurt dışına. Kim gibi? Ozan gibi. Bakın Merih ve Çağlar takımlarında oynayabiliyorlar. Sakatlık geçerli Merih. Ama A milli takımımızda inanılmaz bir potansiyel var. Bence dünyanın en iyi stoperleri bizde. Bence. Kişiye göre değişir. Merih ve Çağlar. Arkasında Ozan bekliyor. Baktığın zaman Zeki var sağ bek. Fransa'da
Umut Meraş oynuyor sol bek. Ve Cengiz Ünder'imiz var. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu'muz var. İnanılmaz fazla bir futbolcu potansiyelimiz var. Teknik direktörümüz de Şenol Güneş. Yavaş yavaş altyapıya eğileceğiz. Yapmamız gereken bu. Çünkü artık ciddi paralar verilmeyecek. Bence en fazla 2 milyon euro bandını geçemeyecek yani takımlar artık. Çünkü şu an para akışı durdu. Ne olacak, ne bitecek. Şimdi kaç maç seyircisiz oynanacak? Bunlar belli değil. Doğru mu Nurcan? Yani kesinlikle, kaç maç katılıyorum. Seyirci bu yani sporun en büyük etkeni maddi olarak. Maddi olarak en büyük etken. Şimdi siz seyircisiz oynayacaksınız. Kaç maç belli değil. Belki aşı bulana kadar bu şekilde devam edecek. Seyircisiz oynanacak ya da oynanmayacak. Veya oynanmayacak. Bir şey bilinmiyor. Cavani Galatasaray'a gelecek. Hadi canım ya. Bir de var ya nasıl yapıyorlar? Galatasaray'a gelmiş gibi seviniyorlar. İşte onunla yatıyorum fotoğrafını. Ah Cavani işte bilmem ne pastam çilekli bilmem ne diyorlar ya. Başladılar ona da. Allah cıdık yani, ya. Lütfen akıllı davranın, akılcı davranın ve realist olun. Vallahi özür diliyorum. Kusura bakma Günay. Ayranı yok. İçmeye artık tahterevalle gider. Yani burasını bipleyelim ama. Bipleyeceğiz tabii ki de. Gerisini onlar zaten bizimle beraber. Biraz linç yiyebiliriz ama. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde bağlanıp Cavani transferi hakkında düşüncelerimi aktarmak istedim size. Bizleri izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. 1000 aboneyi aştık. Biz abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İlk hedefimiz 1000'di. Bundan sonra yine hedeflerimizi koyarak devam edeceğiz. Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Nurcan Hanım, bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar, sosyal mesafeyi koruyun. Maskesiz dışarıya çıkmayın. İnşallah bu korona bitecek. Sevdiklerimize doya doya sarılacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. En önemlisi abone olmak. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça